Evet arkadaşlar Fahrettin Kaptan kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır sizinle görüşemedik. Biraz yoğundum ama size güzel bir video içeriğiyle karşınızda olduğumu düşünüyorum. Aslında küçük bir başıma gelen olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Buradaki konu kanalın ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkaracak arkadaşlar sizler için. Ama hani derler ya anlayana anlayana. Geçen evimin kombisi arızalandı. Aslında iki yıldır aynı sorunu yaşıyorduk. Ustalar geliyor, ilgilenmiyorlar vesaire. Ben de bakımlarını biraz ihmal ettim. Vesaire konuya geliyorum. Hemen YouTube'a girdim. Fatih Bank karşıma çıktı. Sağolsun değerli abim. Kendisini iyi tanıyorum. Nitekim kombinin arızası çok basit. Bir filtrenin tıkanmasından dolayı petekler ee, ısınmıyordu. Ve de beni iki yıl boyunca bu sıcaktan mahrum bıraktı. Neyse sade de geliyorum. Burada şunu anladım ki ben YouTube kanalımın ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Biz burada 2 yıldır hatta 3 yıldır bilemeyeceğim tarihini de unuttum. Ee, içerikler paylaşıyoruz. Motor bakımları paylaşıyoruz. Ne bileyim tuvaletlerle alakalı sorunları anlatıyoruz. Ne bileyim aklımıza gelebilecek bütün kaptanlık tecrübelerini anlatıyoruz. Yanaşma kalkmayı anlatıyoruz. Ama bazı Arkadaşlarımız müziğe takılıyor. Vay müzik kulağımı sıktı, rahatsız etti. Videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar, e eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız, müziğe takılıyorsanız, artık bundan sonraki videolarımı böyle spontane ve eğitim videoları da dahil, hepsi böyle doğal olacak. Aslında edit, montaj çok güzel, ama bunlar tabii ki bütçe meselesi, zaman meselesi. Tabii ki benim de böyle bir zamanım yok. Hemen videonun gerçekten en çok sorduğunuz tek bir soruya yöneleceğim. Sorumuz da şu. Daha tekneyi almadan ticari faaliyet yapmayı düşünen arkadaşlara bu video böyle bir kapak olarak gelsin. Tabii ki arkadaşlar hemen daha tekneyi almadan Ya Fahrettin Kaptan biz yazın ticari faaliyette bulunacağız. Benim arkadaşlarım var, çevrem var, dostum var, oyun var, buyun var, şuyum var. Peki yapabilirsiniz. Benim teknemle seyre daha çıktığım esnada adam yanıma geliyor. Aa kaptan adam denize düştü. Bunu ben yaşıyorum. Bakın şu an yağmur yağıyor bu havada ben biraz önce turdan geldim. Sadece şunu söylüyorum. Ya o adama bir şey olmuş olsaydı. Özel tekneden bahsediyorum. Ticari faaliyette bulunmuyorsunuz. Sadece ticari faaliyette bulunmadığınız halde özel teknenizde denize çıktınız. Yani şöyle düşünün. Korsan, korsan taksicilik yapıyormuş gibi düşünün. Daha detaylarına gireceğim arkadaşlar. Kendim gezeceğim, kendim eğleneceğim. Hem de ticari faaliyeti fevkalade yürüteceğinizi düşünüyorsunuz değil mi? İşler öyle olmuyor işte. Gerçekten olmuyor. Teknenize gelen insanlar... Sizin teknenizi özel olarak kullandığınız zaman içerisindeki durumla ...yaklaşık 15-20 kat teknenizi hızlı bir şekilde eskittiğini söyleyebilirim. Evet, nedir? Tuvaletinizde, e, genelde bütün teknelerdeki tuvaletler tek tip, elektrikli. Peçeteyi saymıyorum artık, onları artık geçtim. Ya adam tuvaletin üstüne çıkıp tuvaletini yapar mı ya? Evet, bunları da yaşıyoruz. Yani bunların daha detaylarına ineceğim... İnmek de zorundayım. Bunları da görün arkadaşlar. Ya siz sadece yolcuyu aldınız gezdirdiğinizi düşünüyorsunuz değil mi? Senin sonunda evet, senin sonunda hiçbir şeyle yani el ele baş başa hiçbir şey kazandığınızı zannetmeyin. Kaybediyorsunuz. Şimdi şöyle anlatayım. Kendi teknemle devamlı ben charter işindeyim. Gezi yapıyorum, onu yapıyorum. Eğer ben bu teknede olmasam yani her şeyi ben yapıyorum. Motor bakımını ben yapıyorum. Elektriğini ben yapıyorum. Kara bakımını ben yapıyorum. Alt yıkamasını ben yapıyorum. Aklınıza gelebilecek her şeyi kendim yapıyorum. Yapmama rağmen yetişemiyorum. Evet. Yani sizin daha tekneyi alır almaz böyle bir hayali koşmanız bana çok manidardır. Ve de bunu soran arkadaşlarım birçoğu kaptan ehliyetini yeni aldım bir hayal uğruna. Ya arkadaşlar Instagram'da işte önümüzde güzel storyler çıkıyor. Bu storylere aldanmayın. Ya işte YouTube'da güzel içerikler var. Bunlara aldanmayın. Ya siz hemen daha tekneyi alır almaz. Ya işte a 10 bin lira aldım ya çok güzel paraymış. Hayaline kapılmayın. Bunu bir defa güzel gelirsiniz gelir size. İki defa. Yani bu neye benzer? Bir defa borsada bir para kazandınız ama hep kaybedersiniz. Bu ona benzer. Evet. Evet. Yani insanlarla uğraşmak da zor. Hele ki ticari faaliyette bulunduğunuz zamanki, durum içerisinde olduğunuz zaman hepsi daha zor. Hem tekneyi kullanacaksınız hem müşteriyle ilgileneceksiniz. Aa müşteri işte e, küpesiye çıktı, salınıyor. Trendeymiş gibi. Böyle yatıyor dışarıya resim çekmeye çalışıyor. Filaya çıkıyor, filayda kenara çıkıyor, öne gidiyor. Alır eline, sizin ha haberiniz yok, konfeti patlatır. Tabii bunları yaşıyoruz. Bir bakmışım ki maçlarda getirdikleri meşaleleri doğum günü partisinde haberimiz yok, yakarlar. Artık milleti geldiği zaman poşetlerini kontrol etmeye başladık. Nasıl? A, konfeti görüyorum, yasak. A, meşaleyi görüyoruz, yasak. Yani nereye kadar? Ama kaçıyor. Farkında yok. Hiçbir şey göremiyoruz. Kaçırıyoruz. Yani değerli dostlar uzaktan davulun sesi hoş gelir derler ya. Eskiler derler bunlar hakikaten doğruymuş. Bunu niye derlermiş? Uzaktan güzel geliyor ama yanına geldiğiniz zaman böyle tangırı 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 saçma sapan bir ses ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Bu da öyle bir ses. Şimdi tekneye bakıyorum. Tekneyi toparladım. Ettim yaptım çıkacağım, gideceğim. Hemen tabii e, ticari faaliyete geçmeden önce masrafları da size bahsedeceğim. Tabii ki teknenizi ticari faaliyete geçirmek için bir şirket kurmanız lazım. Tabii ki bunun bir sigorta bedeli olacak. Zaten e, çoğu firmalar artık teknenin yaşı da biraz geç yani yaşlı olduğu için de sigorta e, açıkçası yapmakta tereddüt duyuyor, yapmıyor da veya zorlaştırıyor diyebilirim. İkincisi marinalar arkadaşlar. Bir ücret ödeyeceksiniz veya nerede duracaksanız bir ücreti söz konusu olacak. İkincisi en önemli unsurlardan biri Allah'tan öyle bir sıkıntım yok. Adam sıkıntısı, gemicim yok ki istemiyorum. Bakın samimiyetimle söylüyorum. İstemiyorum. Neden arkadaşlar istemiyorum? İnsanlarla uğraşmaktan yoruldum. Evet yani yanımda bir adam hele ki ben yani yanımda bir adam geliyor olmuyor kendim müşteriye diyorum şu şöyledir bu böyledir bu şekilde kabul ediyorsanız edin o şekilde müşterilerimi alıyorum ve de artık e, o tutturdum bu şekilde devam ediyorum zaten en düşük bir şu anda yanınızda bir gemici almış olsanız 25 bin liradan aşağı bir ücrete gemici bulamazsınız. Örnek veriyorum. O da hiçbir şey bilmiyor. Bir de yiyeceğini içeceğinizi hesap edersek bir de sigortayı ortalama aylık 40 bin lira gibi bir masrafı olacak size. Sadece bu gemicinin fiyatı. Ortalama teknenin yıllık 200 bin lira da bir e, kara bakım pasta Cila zehirlisi ıvır zıvırı bakımları tamirleri gider. Ortalama 10-12 metre tekne arasından bahsediyorum arkadaşlar. 500 bin lira civarında da 400-500. Marinasına da göre değişir. 300 de olur. 250 de olur. marineye ödersiniz. Herhangi bir sahil kesimine bağlarsınız. Oradaki fiyatları bilmiyorum. En aşağı 20 bin liradan aylık tonos kiraları olur. Yani bunlar öyle kolay değil. Bunları ufak 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 ortaya çıkardığımız zaman ayda ortalamasını söylüyorum size. Ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani keyif yapacağım derken keyfiniz kaçmasın. Durum bu. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz uzattım. Söylemek istediklerim iki husustu. Bir kanalımızın hakikaten değerini bilmesini istemi bilmesini istediğim insanlara sesleniyorum. En küçük şeyde yorumlarda kanalı küçük düşürecek şeyler yapmazsa sevinirim. İkincisi daha tekniği almadan ticari faaliyete geçecek arkadaşlara biraz sesimi duyurmak istedim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşmek umuduyla arkadaşlar.